Herkese merhaba. Bugün böyle genel bir değişiklik var akvaryumlarda ve bununla alakalı bir video ve ufak ufak kısa kısa bilgi vereyim anlamında. Böyle spesifik bir konu yok ama en azından elimden geldiğince hem arzu edenler, balık almak isteyenler ya da işte yani neden böyle yaptım merak edenler için. Ondan sonra yani bunu yapmakta bir sorun var mı yok mu gibi konularda böyle ufak ufak konuşalım da karşılıklı sohbet edelim diye böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. İşte gördüğünüz bu üçlü setim vardı biliyorsunuz. İlk iki kat taze su oradan hortumla bu akvaryuma aktaracağız artık. Bunu yeni boşalttım. Buradan çok balık çıktı gerçekten. Yani 900 tane balık çıktı. Hatta daha bile fazla da ondan seçip verdik bile dışarıya. Bunlar da elimizde kalanlar. Yani bunlar da elimizde kalanlar derken yani bir bu kadar da gerçekten verdik. Yaklaşık 1200 balık var diye düşünüyorum. Saymadım. Ama dün buraya aktardığımda şu boylar arkadaşlar ki bunları henüz daha satılığa vermiyoruz onu söyleyeyim. Bunlar 900 civarı. Karışık tabi. Panda vesaire. Ama burada ve diğer akvaryumda ise oraya da karıştılar biraz. Onun içinde de ufaklar var. Orada nispeten satış boyları ve daha büyükler de söz konusu. Artık biliyorsunuz arkadaşlar toptana pek vermiyoruz. Çok kıramadığım bir arkadaşım bir ya da iki arkadaşım var. Onlara o şekilde böyle veriyorum ama pek toptandan böyle birine tabi kalıp da onun keyfini beklemiyorum artık açıkçası. Onlara da artık balık da vermiyorum. O şekilde. Ama ne yapalım? Elimizde böyle balıklar kaldı. Biraz daha uzun sürecek ama bu şekilde birazcık daha karlı oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Satışı uzun sürüyor belki. Ama karlı oluyor açıkçası. Yani ben bu işin karında da değilim sevgili arkadaşlar ama hani benle beraber görüşen arkadaşlarımız var. Mesajlaştığım arkadaşlarım var. Beni birazcık tanıyorlarsa benim kazandığım parayı bunlardan sağlamadığımı da biliyorlar. Kazanlara saygı duyuyorum tamamen. Onların yaptığı işe tamamen saygı duymakla beraber ben bu işi ticaret için yapmıyorum. Sadece ve sadece masrafımı karşılamak için yapıyorum. Yani masraf derken benim aldığım malzemeler tamamen hobi üzerine alınmış malzemeler. Bütün sizin de tahmin ediyorum evinizde yapmış olduğunuz üzere. Ve en iyisini almaya çalıştım. Mesela bir Aksan akvaryum 70-70-40 özel yapım. Altında özel bir dolap. İşte 45 derecelik kesim vesaire bilmem ne. Yani her şeyle birlikte 2018'de 2500 liraya mal oldu. Bana. Yani şimdi bu boyda bir akvaryuma 2500 lira belki özel yaptırırsanız daha bile fazla, çok daha fazla tabii ki ama normalde akvaryumcularda pet shoplarda satılan akvaryumlara bir bakacak olursanız sevgili arkadaşlar öyle değil. Tabii ki insanlar daha ucuz yollu, mobilyalı da olsa 1 metre, 1 metre 25 santimlik akvaryumlar son bilmiyorum tabii son rakamları artık ekonomi o kadar tuhaf oldu ki yani şaşırıyorum bir şey söyledikten sonra. Çok büyük rakamlara böyle 1-1,5 civarı filandı. 1-250 filandı. Bir ara 700 filandı filan. Ondan sonra ama şimdi eğer derlerse ki o mobil akvaryumları 2000 lira civarında hiç şaşırmayacağım. Dolayısıyla bu akvaryum 2018'de ben 2500 TL'ye mal ettim her şeyle beraber. Bu gene biraz daha uygun. Bunu bir arkadaşımızdan ikinci el kullanmış almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Serkan diye bir arkadaşımız da Abidin Paşa'dan. Bu da bana 1450 TL'ye geldi nakliyesiyle beraber 250 TL nakliyesi. Kolay değil yani 50-50-40'lar. Akvaryumlar güzel ama bir arkadaşım da baktı. Sağ olsun Sait arkadaşımız baktı. Tanıyorsunuzdur onu belki videolarından. Yani yapısı vesaireleri, kaynakları filan profili güzel dedi. Ben anlamam. Ama sağlam. Aşırı kaliteli değil ama kalitesiz hiç değil onu söyleyeyim. Ondan sonra yani işte ne bileyim Tetra EX 800 Plus tarzında böyle dış şeyler
ne bileyim yani kullandığımız yemler vesaireler filan tabii ki bayağı bir masraf tutuyor. Ve bunları da çıkarmamız gerekiyor. Nasıl çıkartacağız? Yani illa çıkartmak da önemli değil. Hani keyiftir sonuçta. Bu bir hobi ise eğer, o zaman eğer bir ticaret değilse, o zaman bundan bir gelir ya da gidere bakmamak gerekiyor. Ama tabii ki böyle üretmeye de başladıktan sonra diyorsunuz ki yani verdiğim parayı geri alayım en azından gibi. Dolayısıyla iş biraz daha bu hale geliyor. Benim dededen de kalma böyle bir şeyim var. Biliyorsunuz çok çok eskiden ortaokulda bile Lepistes üretir satardım ben. Yani bütün ortaokul masraflarımı Lepistes'ten kazanmışımdır. Ya yani en iyi bildiğim şey Lepistes'tir açıkçası aslında yani. Onun haricinde Japon yumurtlatıp büyütmeyi çok iyi bilirim. Ne bileyim işte kılıç, aymoli vesaire gibi. O zamanlar zaten o balıklar vardı. Başka balıklar yoktu. Böyle çöpçü böpçü. Nerede böyle cinsler vesaireler yoktu tabii ki. Dolayısıyla işte bunları da üretmeye başlayınca keyif benim için. Yani bu yavruları görmek, yumurtalarını almak, onların yavrularını büyütmek, büyük hallerini görmek hakikaten bir keyif. Para ikinci planda kalıyor her zaman için. Dolayısıyla ben de yani bir pet shop'ta satılan bir balık gibi görmedim hiçbir zaman bunları. Zaten o anlamda satamam da, satsam bile sadece bir iki arkadaşımı kandırmış olurum. Çünkü bazı arkadaşlar var, güveniyorlar bize. Kanaldan yüz yüze tanımasalar da bir güven telakki ediyoruz herhalde ki. Yani diyorlar ki hani yani sizden balık alırsak sağlamdır gibi düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Onların bu güvenini boşa çıkarmak istememiş bir şekilde. Aynı zamanda da mesela şey anlamında, boy anlamında mesela. Yani birkaç arkadaşımız olmuştur, benden balık istemiştir. Yani demişimdir ki yani çok hatta demişimdir yani boylarını ufak olduğunu, büyük olduğunu mukayese edemiyoruz. Edemezsiniz videodan meselden. Sakın ha geldiğinde şey yapmayalım. Hani yani mahcup olmayayım. O anlamda. Çünkü benim satış boylarım, onlara verdiğim fiyatlara satış boylarım gerçekten ufak. Yani benim toptana eskiden verdiğim boylar bunlar. Bakın tam rengini almış böyle işte bir santimin biraz fazlası. İşte mesela pandanın ki bu. Tam panda olmuş böyle renk almış. Ama bir de bu var yani. Sonra bir de mesela bu var. Bunlar var bakın mesela. Mesela bu var. İkisi arasında o kadar çok büyük fark var ki sevgili arkadaşlar. Onları sattığınızda hayvanlar daha alışkın hayvanlar, yeme alışkın vesaireye alışkın yani yaşaması anlamında daha sağlıklı olmaları daha mümkün. Dolayısıyla arkadaşlar baştan arkadaşlarımıza söylüyoruz. Yani elimizde ufak varsa aman ha lütfen yanlış anlamayın hani balık ufak. Balığı o şekilde göndereceğim diye özellikle üstüne basa basa söylemeye gayret ediyorum ki arkadaşlarımızın aklında bir şey gelmesin diye. Tabii ki zaten kendi kanal abonemiz olduğu için ki bazılarıyla birebir irtibattayım. Kimisi telefonda, kimisi gelip görüşüyor sağ olsun. Bu arada Burak kardeşime de söylüyorum videoyu dinliyorsa abi Apo abisine bir merhaba desin arada bir. Ondan sonra yani elimden gelen yardımı yapıyorum bütün arkadaşlarımıza. Ama tabii ki yani bu kadar balığın da erimesi zor. Yani bu kadarını mesela 2 ay sürdü eritmem. Yani Eylül başından karar verdikten sonra itibaren yani bir 1200 balık erittik. Şimdi bir 1200 balık daha var. Onları da eriteceğiz. Vaktimiz var. Sorunumuz yok. Balıklar biraz daha büyüsünler. Yem yiyorlar. Yemler zaten alınmış vaziyette. Yani elimde fazla miktarda yem var. Yani bir sene hiç yem almasam belki idare etmez. Çünkü ben öyleyim maalesef. Bakıyorum acaba yeni ne bulsam da alsam. Örnek veriyorum mesela çok evvelden almışım bunu 2 sene önce tablet Tetra'nın Tabimin diye bir şey. Hiç açmamıştım. Bugün açtım bakın. Hatta bunun üstündeki şeyler de cebimde. Açmayı başarabilirsem. Başaramadım. Şöyle yapalım. Bakın. İki çeşit, iki renk, 275 tablet, biri daha kırmızı, biri daha beyaz. Fakat yumuşak, aynı şeyler gibi. Sera'nın yumuşak hani o Viformo tarzında, Sera Olip tarzında yemleri var ya, o tarz yemler.
Almışım, daha hiç kullanmamışım bakın mesela. Ve bir tane daha gene Tetra'nın yeni vardı. Fun Tips isminde. Daha yeni açıp koydum bakın bugün. Onun da böyle iki rengi var. Biri böyle sarı, biri böyle daha kırmızı gibi. Netleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Zannetmiyorum netleyebildiğini. Evet. Ondan sonra yani yem konusunda bir sorunumuz yok. Çok miktarda yemimiz var. Balıklar yeterli. Şimdi biraz böyle kalabalıklaştı burası tabii ki. Buradaki şeyi, filtreyi verdim bir arkadaşımıza. Sait arkadaşıma kısa filtreydi. Onun yerine buradan bir filtre koyabilirim ya da hiç koymam. Önemli değil. Yeterli zaten. Yani tetra dış motor hakikaten iyi iş yapıyor. Bu akvaryuma çok fazla yeterli ama yine de sevgili arkadaşlar bu kadar çok balık olduğunda tabii ki yemi de fazla atıyorsunuz. Dolayısıyla dışkısı da fazla çıkıyor hayvanın. O yüzden bir miktar su değişimlerini haftada birden 3 güne 4 güne bile düşürmeye gayret edeceğim ve %20 civarında su değişimi yapacağım. Bakın bir Dukdikarus yavrusu. Kendi büyüttüm. Bakın. Ama bunu gece görseniz mesela sırtındaki o siyahlık belli olmuyor. yani şey ne bileyim gece zaten biraz hafif renk kaybediyorlar sonuçta. Balıkların renkleri bazıları tam oturmuyor ama siyahlar bakın maşallahları var. Kapkara yani. Hakikaten kapkaralısı. Yani arkadaşlar eğer aranızdan edinmek isteyen olursa isterseniz böyle onarlı gruplar, isterseniz yüzerli gruplar halinde uygun fiyattan yardımcı olmaya gayret ederim. Ankara'da değilseniz de yine gönderme şansımız var. Geçenlerde bir arkadaşımıza gönderdik. Muharrem Bey, Lüleburgaz'dan izliyorsa ona selam olsun diyorum. Onun o ve arkadaşlarına. Kendisinden şöyle bir özür diliyorum. Burası aracılığıyla. Dün benden toptancı değil de böyle çok balık alıp satan bir arkadaşımız gelmişti. Ona balık verdim biraz. O bana bir fikir verdi. Şehir dışı otobüste yollamalarla alakalı. Biz de Muharrem Bey'e Lüleburgaz'a gönderirken tabii evet biliyoruz nereye verildiğini ama biz tabii direkt otobüs firmasına veriyoruz. Otobüs firmalara inanılmaz rakamlar diyorlar. Yani buradan Lüleburgaz'a 100 lira dediler. 80 liraya anlaşabildik. Daha evvel bir göndermiştim. Yine Trakya tarafına 70 lira civarında. Ondan sonra. Arkadaşımızla konuşmamızda bir değnekçi tabir edilen bir arkadaş Aşti'de sağ olsun yardımcı oluyormuş. Fiyatta bir 20-30 lira düşüyormuş. Bu arada lütfen Muharrem arkadaşım kusuruma bakmasın. Bir dahaki balık aldığında o 30 lirayı balık olarak kendisine iade edeceğim. yani ama benim suçum değil tabii. Yani ben almadım. Benim cebime giren bir şey yok. Ama olsun. Yine de iş bilmezdik bizimki tabii ki. Arkadaşlar videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Karşılıklı böyle sohbet tarzında oldu. Sorularınız olursa lütfen sorun. Cevaplamaya hazırım. Balık konusunda dediğim gibi yardımcı da olabilirim. Burada anaçlarımız var. Anaçlarımızın çoğunu verdik. Verdik derken yani yerleri hazır. Ama parayı almadan daha netleşmeden çok değişebiliyor olaylar biliyorsunuz. Tamam deniyor. Sonra abi bir daha bekleyin falan olabiliyor. Saygı duyuyorum. Normaldir. Dolayısıyla onları da satacağımız zaman, anaçları satacağımız zaman sizlerle bir bilgi paylaşırım video aracılığıyla. Ondan da haberiniz olur eğer arzu edersiniz. Çünkü bendeki damızlıklar 5 tür var biliyorsunuz. Artık yani öyle damızlık altı vesaire yumurta alır mıyım, yavru alır mıyım diye bir şüpheniz olmayacak olan damızlıklar. Yani aldığınızda yumurtayı alacaksınız. Yani o da hiçbir şüphem yok açıkçası. Evet sevgili arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Ondan sonra abone olmayan arkadaşlarımız var. Henüz izleyip de belki abone olmamışlar onu da bilmiyorum ama vardır muhakkak ya da var derken sanki biliyormuşum gibi böyle istihbaratım varmış gibi. Yok öyle bir şey tabii ki. Lütfen o arkadaşlarımız abone olurlarsa belki soruları olur. O sorularla belki yeni videolar oluşur. O yeni videolar belki bazı arkadaşlarımıza yardımcı olur.
O anlamda. Ya da o arkadaşlarım bana yardım olur. Ben her zaman şeye de açığım. Yani verilecek bilgiye de açığım. İster özelden, ister kanalda videonun altına yazın. Her zaman açığım. Sizin de tecrübelerinizi duymak istiyorum. Onları da paylaşırsanız sevinirim aynı şekilde. İyi olmayanlar, abone olmayanlar abone olursa, like atmayanlar da like atarlarsa çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.